Herkese merhaba sevgili dostlar. İlişkilerimizde en çok beklentiye girilen kavramlardan birinin üzerine eğileceğiz bugün. Bu kavramı elde etmek üzerine bir video olacak. Değer görmek için ne yapmalısın onlardan bahsedeceğiz. Nasıl değerli olursun onları anlatacağız. İlişkide değer konusu sadece tek kişinin elinde değil. Etkiler, tepkiler, her şey bunun içine giriyor. Karşımızdakiyle de çok alakalı mesela. Hiçbir varlığa, bitki, hayvana, iletişim kurduğu insana değer vermeyen kişiden değer görmeni sağlar mı? Öyle sihirli bir değneğimiz yok. Ama biz üstümüze düşeni yaparak, hak ettiğimizi koruyarak, karşımızdakine sınırlarımızı göstererek nasıl değer görürüz onlardan bahsedeceğim. İzin vererek, göz yumarak sebep olduğumuz noktaların altını çizeceğim. Her şeyden önemlisi, kendi değerimizi, kendi öz saygımızı korumanın yollarını anlatacağım. Başlayalım hemen. Nasıl değerli olursun, sana değer vermesini nasıl sağlarsın? 1. Hızlı yakınlaşma, kendini hızlı tanıtma. Aslında bu maddemiz olayın en başına, yani ilişkinin başlarına uzanıyor. Çünkü genelde o ilk başlarda atılıyor bazı olumsuzlukların temelleri. Sonra da nasıl başlarsa öyle devam ediyor. Kadını erkeği yok bunun bu arada. İki taraf için de geçerli. Sen daha tanıştın, iki selam verdin, hatırlaştın, bir kahve içtin. O gece berabersen bitiriyorsun kendini. Seni bir yere koyuyor hemen kafasında. Bir değer biçiyor sana. Kadın sen de koyuyor bir yere, erkek sen de koyuyor bir yere. Tamam, cinsellik olmasın konu. Sadece onu kastetmiyorum çünkü. Görüşüyorsun ya da yazışıyorsun. Tanrı şahidim ki ben senin kadar güzel, senin kadar akıllı, senin kadar karizmatik birini tanımadım. Allah'ım nasıl bir sevap işledim de seni çıkarttı benim karşıma. Kuruyorsun ya bu cümleleri, sakatlıyorsun geleceğini. Bazen karşındaki cepte görüyor, bazen kendini üstün hissediyor. Bazen seni küçük görüyor, bazen de bu sözler ona samimi gelmiyor. Herkese söylediğini düşünüyor. İlişkilerde hıza yer yok canlar. Özellikle başlarda hızlı adımlara hiç yer yok. Çok sık yazıyorsunuz yorumlara. Her şey taktik olmuş, biz nasıl ilişki yaşayacağız? Bu taktik değil mesela. Olması gereken, tutacaksın kendini. Çünkü emin ol, sen de emin değilsin kendi hislerinden. Emin değilken ne diye sözler veriyorsun? Adımlar atıyorsun, kendini teslim ediyorsun. Söz yahu hepi topu ne olacak deme. Zamanla unutulur deme. Ağızdan çıkan her şeyden sorumlusun. Bir de diğer yanı var. Kendini hızla karşı tarafa aktarma kısmı. Bazen heyecandan, bazen dürüst olayım derken, bazen konuşmak olsun derken. Her şey hızlıca çıkıveriyor ağızdan. Benim bir arkadaşım var, çok fırlamadır. Geçen sene Instagram'dan 6 kişiyi işletip aynı tarihte aynı kafeye randevu vermiştik. Aferin, süper. Bu bilgiyi verdin, 2 dakika güldünüz. Sonra adın milleti işleten, randevu veren birine çıktı. Ya da eski sevgili olayı. Bir oturdum, eski sevgilim bana hala yazıyor. İstemediğimi söylüyorum, bu sefer de kapıma dayanıyor. Tamam, bitti. Kodladı seni kafasına. Senin alacağın değer artık sınırlı. Çünkü anlattıklarınla, söylediklerinle, sözlerinle ve yakınlaşma hızınla bir değer aldın. O değeri değiştirebilirsen. O yüzden dostlar, yakınlaşma hızınız, konuşmalarınız, sözleriniz sizin değerinizi belirleyecektir. Bunlara dikkat etmelisiniz. 2. Beklentini dile getirme. En kızdığım konudur bu benim. İlişkinin başında, ilişkinin ortasında fark etmez. Beklentiyi dile getirmemek lazım. Çünkü bu sizi buna muhtaçmış gibi gösterecektir. Ciddi bir şeyler olsun istiyorum. İlgi istiyorum. Değer görmek istiyorum. Bunlar dile getirilince, talep edilince olacak şeyler değil. Bunları dile getirmen senin bunlara ihtiyaç duyduğun algısını yaratacaktır. Olsun, ihtiyacım olduğunu bilsin. Hayır efendim, yok öyle bir şey. İlgi, değer, saygı, bunlar sana lütfedilecek kavramlar olamaz. Bunlar olması gereken şeyler. Neden hakkın olan bir şey için muhtaç gözükesin? Neden bunları talep ederek onun lütfetmesine izin vereceksin? O yüzden dostlar, beklentinizi ne olursa olsun dile getirmeyin. Değer göster, ilgi göster, saygı göster. Bu talepler dilinizde olmasın asla. Gürkan, sen hep ilişkilerde iletişimden yana değil miydin? Dile getirme diyorsun şimdi de. Duyar gibi oldum. Bunun iletişimi olmaz canlar. Tekrar söylüyorum, bunlar olması gerekenler. Beni aldatma diye bir iletişim olabilir mi mesela? Bak, yarın akşam eve gelmeyeceğim, beni aldatma, küserim sonra. Olur mu yani? Ya da dolandırma beni. Bana vurma sakın. Bana şiddet uygulama. Bunların iletişimi olmaz. Bunlar dile getirilmez. Bunların dile getirilmesi anormal. Bunları dile getirdiğin bir ilişkide mutlu olamazsın ki zaten. İmkansız.
Değer görmenin yolu bunlar değil. Değer görmek istiyorsak bunu sözlerle yapmamalıyız. 3. Ölçülü değer ver. Terazi yöntemi. En çok karşılaştığım yorum ile giriş yapacağım. O zaman şöyle yapıyoruz. Biz de değer vermiyoruz. Kaçıyoruz ki kovalanıyoruz. Yok öyle bir şey. İşin hilesini aramamak lazım. Yanlış yöntemlerle sonuçlar beklememek lazım. Senin değer vermende sıkıntı yok. Karşındakini tanıdıysan, düzgünlüğüne inanıyorsan, içinden geliyorsa değer verebilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Zaten vermelisin de. Değer vermeden değer görmeyi beklemek çok bencilce olur zaten. Bunu önermem de saçma olur. Ama sorun şurada. Ölçüyü ayarlayamamakta. Sana bir adım atana koşturmakta. Ufacık bir değer gördüğünü düşündüğünde yakayım mı bu gezegeni ister misin? Sileyim mi tüm arkadaş listemi? Vereyim mi tüm kariyerimi eline? Vazgeçeyim mi beni ben yapan şeylerden? Moduna girilmesi esas sorun. Hadi şimdi kıs gülmeyin, gayet iyi tanıyorsunuz kendinizi. Yapılıyor bu. Kılıfı da hazır. Ben hep fedakar olmuşumdur. Ben sevdim mi tam sevmişimdir. Olmaz dostlar. Sevin, değer verin. Bunlarda sorun yok ama ölçülü yapın. Gezegeni yakmayın. Terazi yöntemiyle yapmanızı öneririm. Bir taraf aşırı yükseliyorsa yanlış ölçüler kullanıyorsunuz demektir. Dengeyi sağlamanız lazım. Aynı oranda değer vermeniz lazım. Arada fazlalaştırdın mı? Aynı şekilde karşılık alman lazım. Alamıyor musun? Seninki hep ağır mı gelmeye başladı? O zaman da işte daha fazla ağırlık koymaman lazım. Bakın, eşitiz. Son derece adiliz. Siz yükseliyorsanız teraziyi eşitlemeniz lazım. Eşit değerler vermeniz lazım. Terazi ne kadar dengedeyse o kadar mutluluk. Değer görmek için teraziyi iyi kullanmak, adaletli olmak lazım. 4. Kaybetme korkusunun gizlenmesi, cepte olma durumu. En sıkıntılı konu bu dostlar. Kaybetme korkusunu karşı tarafa hissettirmek. Bunu gösterdiğin sürece maalesef değer göremezsin. Hayır, karşı tarafın cepte olmasını istemesiyle alakalı değil bu. Tembelliğe itmenle alakalı. Nasılsa gitmez deyip rahatlatmanla alakalı. Aman zaten seviyor diye rehavete sokmanla alakalı. Bir ayağın kapıda olmasın tabii ki. Bir sonraki maddede onlardan da bahsedeceğim. Ama kaybetmekten korkmadığını, hak etmediğini alamadığın zaman gideceğini, layık olduğun yerde daha mutlu olduğunu göstermen lazım. Hissettirmen lazım. Şunu çok gözlemliyorum. Bir tartışma olsun, bir gerginlik olsun ya da ikisi de olmasın da istemediği bir durumla karşılaşılmış olsun. Haklı olan da sensin ve kendinden çok eminsin. İletişim kuruluyor, karşıdan şöyle bir tepki. İstemiyorsan bitirelim valla. Ben gelemem böyle şeylere. Ne kadar kötü değil mi? Dışarıdan bakınca öyle. Ama anında şöyle bir geri adım atılıyor. Ya ben onu mu dedim? Ben onu mu kastettim? Sana nasıl oluyor da böyle bir cümle kuruyor, ona takılmak yerine olayı döndürmeye çalışıyorsan, geri adım atıyorsan nasıl değerli olacaksın? Yok Gürkan, o kadar da değil diyorsun muhtemelen. Tamam, o anda geri adım atılmıyor da iletişim kesilince 2 gün sonra mesaj atılıyor. Aranmadığı zaman aranarak atılıyor o adım. Ne oldu? Ne oldu? Neden soğuk yapıyorsun diye üstüne düşülerek atılıyor. Kaybetme korkusunu gösterdiğiniz sürece değerli olamazsınız dostlar. 5. Trip, blöf, tehditten uzak ilişki. Az önce bahsettik bize yapılmasından. Aynı şeyin farklı versiyonunu konuşacağız burada. Blöf ve tehditten uzak bir ilişki yaşanmalı dostlar. Giderim, bitiririm, trip atarım, yazmam, çizmem, aramam. Sorun çıkarırım mantığı ilişkinize bir kere bulaşırsa o ilişkiyi sakatlarsınız dostlar. Bu tarz yaklaşımları yapan biri değer göremez, değerli olamaz. Bunu yapınca başarılı oluyorum ben deniyor bana arada sırada danışmanlıklarımda. Bu durumlarda sağlanan başarı geçicidir, yapaydır. Karşı taraf eninde sonunda sıkılacaktır ya da daralacaktır. Bu bahsettiğim şeyleri hayatınızdan çıkartırsanız değer görmeye başlarsınız. Korkudan değil, saygıdan değer görürsünüz. Yani değerli olursunuz. 6. Emek harca. Dostlar, emek varsa bir işin içinde değer vardır. İlişkinize, karşınızdakine emek harcamalısınız. Benim bir sözüm vardır, sık sık kullanırım videolarımda. İlişki boş zamanları değerlendirme aktivitesi değildir. Zamanından pay vermelisin, kendinden pay vermelisin, zevklerinden, hobilerinden kopmasan da paylar vermelisin. Paylaşmalısın, uğraşmalısın. Bunlar olmadan değerli olmak istiyorum ben. Değerli hissetmek istiyorum diyorsan olmaz. Bir bahçeye emek harcamadan güzelleştiremezsin. Bir sınavı emek harcamadan kazanamazsın. Çalışmadan para kazanamazsın. Emek olmadan karşılık alamazsın. Aa, hiç vallahi katılmıyorum. Bizim Özge sevgilisine neler yapıyor? Adam peşinden ayrılmıyor. Bir havlamadığı kalıyor. Bunu kendine örnek alıyorsan ben sana hiçbir şey diyemem. Öyle toksik bir iletişimin içinde olmak insanın isteyeceği bir şey olamaz. Bunu istiyorsan anormal bir şeyler vardır hayatında derim ben. Son olarak dostlar, şunu söylemeden bitirmeyelim. Belki de videonun başında olması gereken bir madde.
akılda kalsın diye videonun sonlarına doğru koydum. Önce kendine değer ver. Değer görmek istiyorsan, değerli olmak istiyorsan, ilişkini değerli kılmak istiyorsan önce kendine değer vermelisin. Hatta ve hatta önce kendi değerini fark etmelisin. Sen kendine değer vermezken başkasının sana değer vermesini bekleyemezsin. Ya da ölçüyü ayırt edemezsin. Şöyle bir örnek vereceğim. Bir araban var. Araban 10 birim değerinde. Fakat sen o arabayı 4 birim zannediyorsun. Öyle düşünüyorsun. Farkında değilsin. Geliyor biri sana 6 birim teklif ediyor araban için. Diyorsun ki of, hak ettiğinden fazla veriyorlar. Aman alıcıya bir iltimas, bir hürmet. Oysa araban 10 birim neredeyse yarısını veriyor. İşte bu örnekteki gibi. Sen kendi değerini fark etmezsen, bilemezsen, başkasından doğru değeri nasıl beklersin? O ne verirse kabul edersin. Önce kendinize değer verin dostlar. Hatta değerinizi fark edin. Çünkü sen kendine değer verirsen başkalarının verdiğiyle yetinmek zorunda kalmazsın. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.